genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağlay'la yeni bir günden yepyeni bir yıla saatler kala Fox ekranlarından herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni yıl dileklerimi tabii ki ileteceğim. Birazcık uzun bir listem var. Az sonra sizlerle paylaşıyor olacağım ama ondan önce az sonra Profesör Doktor Tevfik Özlü hocamız bizlerle beraber olacak. Ve aşı ile ilgili son gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Koronavirüs aşısı olan kişi virüsü başkalarına bulaştırabilir mi? Yani enfekte olup başkalarına geçirebilir mi sorusunu soracağım. Koronavirüsü atlatmış kişilerde tekrar aşı yapılma ihtimalleri var mı? Bunu soracağım. 3 milyon doz aşı herkese bir anda mı yapılacak? Yoksa ikinci aşama için bir kısmı bekletilecek mi? Ne yapılacak onu soracağım. Aşının koruyuculuğu başladıktan sonra 65 yaş ve üstü için kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yine hocama soracağım. Diğer sorular arasında olacak. Ardından da Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri yepyeni albümüyle Güzeller Güzeli Gülben Ergen canlı yayında stüdyo konuğumuz olacak. Tabii ki yeni albümünden güzel şarkılar dinleyeceğiz. Yeni yıla böyle müzik dolu gireceğiz ama kendisi biliyorsunuz daha önce koronavirüse yakalanmıştı. Hikayesini dinleyeceğiz. Nereden, nasıl yakalandı ile ilgili kendisi hakkında böyle bilgiler alacağız. En önemli sorularımdan bir tanesi acaba Gülben Ergen aşı olacak mı? Kendisine bu soruyu da ileteceğim. Bu korona sürecinde ve 11 günlük karantina sürecinde neler yaşadı ve herhangi bir olumsuzluk veya herhangi bir yan etki yaşadı mı? Kendisiyle çok detaylı şekilde az sonra canlı yayında konuşuyor olacağız. Bu arada da mutfağımızda sevgili Ercan şefimiz geldi bugün. Hoş geldin Ercan şef demek Hoş istiyorum. Bulduk. Neler yapacaksın bugün bizim için? Bugün hindi yapacağız. Hindi dolma yapacağız. O yılbaşı hindisi. Evet. Bir de kuzu sırtı yapacağız. Bir de? Kuzu sırt. Kuzu sırtı yapacağız. Evet, kuzu sırt. İki tane yılbaşı. Tereyağında yapacağız kuzu sırtı. Hindiyi evet. de malum fırında yapacağız. Malum fırında yılbaşının vazgeçilmez lezzetleri evet. arasında. Hindi evet. yerine hiç alternatif düşünüyor musun? Sen ben mesela tavuk mu yapsam acaba diye düşündüm bir ara ama yani küçük, sonra geleneği bozmayayım. Yani sizin gibi aileler için olabilir. Tavuk olabilir. Zaten evet. az yiyorsunuz biliyorum. Yok canım. Olabilir. Hindi ortalama 4-5 kilo olduğu için size herhalde yıl boyunca yeter diye tahmin ediyorum. Çok yok, fazla yok. Gelir. Yok yok canım yiyoruz o kadar da değil. Tekrar hoş geldin diyorum ve hemen bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam. Bir günaydın demek istiyorum. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, günaydınlar, iyi yıllar. Şimdiden. İyi yıllar diliyorum ben de şimdiden hocam. İnşallah daha güzel bir yılda buluşmak dileğiyle sizinle diyorum öncelikle. Ve hemen dilerseniz tablomuza şöyle kısaca bir göz atalım. Yapılan test sayısı 184.415, vaka sayımız 15.692, hasta sayımız 2.612, vefat sayımız maalesef 254. İyileşen hasta sayımız ise 20.192, ağır hasta sayımız ise 4.098. Hem tabloya bir bakalım hocam, kısıtlamalar birazcık da olsun etkisini göstermeye başladı ama bu henüz daha vefat sayılarına yansımadı diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Gerçekten işe yaradığını görüyoruz. Vaka sayılarımız, hasta sayılarımız, ağır hasta sayılarımız azaldı. Yoğun bakım doluluk, hastane doluluk oranlarımız azaldı. Bunlar iyi. Günlük iyileşen vaka sayımız... Günlük pozitif vaka sayımızı geçiyor. Bu da kontrolü sağladığımızı gösteriyor. Evet. Ama maalesef henüz daha kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısındaki azalmayı göremedik. Umarım önümüzdeki günlerde bunu da görmeye başlarız. İnşallah hocam diyelim. Şimdi hocam 3 milyon doz aşı geldi. Bu 3 milyon kişiye yapılacak anlamına geliyor, anlamına mı geliyor? Yoksa 2 doz olarak, 1. doz, 2. doz olarak ayrılacak. Yani 1,5 milyon kişi mi aşılanacak diye sormak istiyorum öncelikle. 1,5 milyon kişiye yetecek bir doz, evet. Anladım. Yani 2 doz şeklinde yayılımı yapılacak. Yani bu ilk etapta 1,5 evet. milyon kişinin aşılanacağını düşünebiliyoruz. Evet, evet, aynen. Peki, normalde birazcık daha az bir doz olarak görebilir miyiz bunu? Bu yeterli bir doz mu olacak hocam? Günde kaç kişinin aşılanması bekleniyor mesela? Aslında değil tabii, hiç yeterli bir doz değil. Türkiye'de en az 50 milyon kişiye aşılamamız gerektiğini düşünürseniz bir 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Ama 50 milyon dozluk bir sözleşme olduğunu biliyoruz. Yani peyderpey aşılar gelecek. Zaten tüm dünyada da aşıların tedariki böyle oluyor. Yani tabii. hiçbir ülke 100 milyon doz aşıyı bir anda almıyor. Peyderpey oluyor. Umarım bir sıkıntı olmaz. Tedarik zincirinde bir gecikme olmaz. Düzenli olarak aşı gelir. Bizim şu anda hedeflediğimiz birinci grup, yani sağlık çalışanları ve huzurevi bakım evinde kalanlar ve 65 yaş grubu için evet. bu doz yeterli değil tabii. Ama tabii başlanacak, bir an önce başlanacak. İkinci parti evet. ne zaman gelecek Tevfik Hocam?
Onunla ilgili bilgim yok Çağla Hanım. Yani o süreçleri bakanlık bize açıklar sanıyorum. Peki ilk olarak sağlık çalışanlarımız dedik. Sonrasında da 65 yaş üstü kronik hastalıklarına göre zannedersen bir sıralama yapılacak. Peki herkes merak ediyor, o yüzden ben de size sormak istiyorum. Bu aşı 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız üzerinde herhangi bir denemesi yapıldı mı? Nasıl bir etki, nasıl bir yan etki göstereceğiyle ilgili elimizde herhangi bir bilgi var mı şu anda? Faz 2 çalışmaları var, yayınlandı. Faz 1 ve faz 2'de 60 yaş üzerinde de yeterli antikor cevabı oluşturduğu gözlendi. Dolayısıyla orada bir etkililik görüldü. Ama tabii faz 3 çalışmalarında, Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarında 60 yaş üstü dahil edilmediği için bununla ilgili veri yok. Diğer ülkelerin faz 3 çalışmaları henüz yayınlanmadı. Onlar da yayınlanırsa o zaman göreceğiz. Ama genelde bizim beklentimiz şudur. Yani güvenlikle ilgili zaten çok bir problem görmedik. Türkiye'de 10 binin üzerinde kişiye uygulandı. Sanırım siz de oldunuz evet, gönüllü, ben de olarak gönüllü oldum bu hocam. Aşıyı. Hı-hı. Yani çok önemli bir yan etki görülmüyor. Ufak tefek her aşıda olabilecek ağrı, şişlik, kızarıklık gibi şeyler olabiliyor. Ama mesela şimdi bu 3. faz çalışmaları 18-59 yaş arasında yapılıyor ya hocam. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan farklı kronik rahatsızlıkları olanlar üzerinde kronik rahatsızlığına göre farklı yan etkiler bekliyor musunuz? Yan etkilerde çok değişiklik beklemiyoruz ama etkinlikte bir azalma olabilir mi diye hep merak ettiğimiz konu budur. Yani genelde 60 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlarda, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerde yeterince sağlıklı kişilerdeki gibi ya da gençlerdeki kadar etkin olmayabilir, antikor oluşturmayabilir diye bir çekincemiz vardır. Burada bir tereddüt olabilir. Yan etkiler çok değişmiyor çünkü. Ama baktığımızda işte faz 2 çalışmalarında orada da oluşan antikor düzeyi daha yani yeterli düzeyde oluştuğu görülüyor. Ama tabii faz 3 çalışmaları da yayınlanırsa bu konuda daha rahat edeceğiz. Yani o zaman bağışıklık sisteminin güçlülüğüne veya zayıflığına göre üreteceği antikora göre koruyuculuğu daha az veya daha çok olabilir kişiler üzerinde, öyle mi hocam? Yani sonuçta herkeste aynı olması mümkün değil. Yani benim üreteceğim antikorla 65 yaş üstü kronik bir vatandaşın atıyorum üreteceği antikor aynı olmayabilir mi? Bunu mu anlamadınız? Teorik olarak olasılıktan söz ettim ben. Böyle bir olasılık var ama bu aşıyla ilgili yapılan çalışmalarda faz 2'de yani yaşlı popülasyonda da oluşan antikor cevabı oldukça iyi. Yani çok sıkıntı gözükmüyor ama BioNTech'in aşısında ve Oxford aşısında yaşlı grup çalışıldı faz 3'te. Onların da verileri az ama yine de faz 3 verisi var. Onlara baktığımızda da yine koruyuculuk oranının iyi olduğunu görüyoruz. Yani şu andaki mevcut aşıların öngörülen, tahmin edilen 60 yaş üstünde de ve kronik hastalığı olanlarda çalışacağı ve yeterli bağışıklık oluşturacağı yönünde kanaat var ki zaten ülkeler acil kullanım onayı verirken buna dayanarak bu öngörüye dayanarak veriyorlar. Yoksa şu anda veri yok. Yani bu konuyla ilgili yeterli veri yok. Önümüzdeki günlerde göreceğiz var. Aslında. Pandemi var, ölümler devam ediyor, insanlar ölüyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar daha çok ölüyor. Onun için öncelikle o gruplara uygulanıyor. Yan etki açısından bir sıkıntı olmadı. Şu anda dünyada bu aşılar, yani Sinovac'ın aşısı da, BioNTech'in, Moderna'nın aşısı da milyonlarca kişiye artık uygulamaya başladı. Biliyorsunuz rutin uygulamaya girdi. Şimdiye kadar hiç ölümcül bir durum veya ağır bir vaka görülmedi. O açıdan hani yan etki açısından güvenli gözüküyor. Etkinliği de dediğiniz gibi zamanla faz 3 çalışmaları sonuçlarıyla da göreceğiz. Göreceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşı olduktan sonra onlarla ilgili yapılmış olan kısıtlamaların kalkması söz konusu mu hocam? Bilim kurulu ile ilgili, bilim kurulunda bununla ilgili bir konuşma oldu mu hiç? Tabii bütün amacımız aşılamayı bir an önce yapıp toplumda yeterli sayıda aşılamayı tamamlayarak bu kısıtlamalardan bir an önce kurtulmak. Bütün devletlerin de yapmak istediği bu. Ama şunu unutmamak lazım. Hani aşı olduğunuz zaman aşı sizi hasta olmaktan koruyor. Hasta olursanız da ağır hasta olmaktan koruyor ve ölümden sizi koruyor. Ama virüsü kapmak veya virüsü bulaştırmaktan koruduğu belli değil. Şu anda henüz kesin bilmiyoruz. O bakımdan toplumun %60'ı aşılanıncaya kadar, %60-70'i aşılanıncaya kadar yine bu kısıtlamalar bir ölçüde devam edecektir. Tabii kontrol sağlandıkça da bir gevşeme olacaktır. Yani bu kısıtlamalarla ilgili bir gevşemeler de olacaktır. Aşı olan birisi
Sonuçta tekrar koronavirüse yakalanabilir sorumuzun cevabı net olarak evet mi o zaman hocam? Aşı olan bir kişi koronavirüste enfekte olabilir, virüsü alabilir. Evet. Ama hasta olma olasılığı aşı olmayanlara göre çok 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 düşük. Yani Türkiye'deki çalışmada dikkat ederseniz Serhat Hoca'nın açıkladığı aşı olmayan grupta enfeksiyon oranı %4,5. Aşı olan kolda ise enfeksiyon oranı 1/4. Yani arada 100 kattan fazla bir fark var. Bu da çok iyi bir koruma olduğunu gösteriyor. Elbette aşı olanlar da enfekte olabilir ama bu enfeksiyon oluşsa bile daha az enfekte olacaklardır mutlaka. Ama enfeksiyon oluşsa bile bunu çok hafif olarak, asemptomatik olarak farkında olmadan atlatacaklardır ama bulaştırıcı olabilirler. Bulaştırıcı olabilirlerin yüzdesini paylaşmanız mümkün mü? Sonuçta aşı olmamış herhangi birisi kadar bulaştırma ihtimalleri var mı? Şimdi bu konuda veri yok. Onun için hani tahmini ve olasılık üzerinde konuşmak lazım. Ama benim hani öngörüm toplumda %60-70 aşılanıncaya kadar biz aşı yapılmış kişilerin de kurallara uymasını bekleyeceğiz. Bu çünkü ben kendimi aşı yaparak korudum ama topluma zarar vermemek için, çevreme zarar vermemek için yine de maskemi takacağım, mesafemi koruyacağım. Bu şekilde düşünmem gerekiyor. Böyle duyarlı davranmam gerekiyor. Daha önce bu hastalığı atlatmış olan kişilerin aşı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili yine soru işaretleri var hocam. Koronavirüsü geçiren kişilerde aşı olacak mı? Olabilirler, bir zararı yok ama öncelikli değil bunlar. Onun için önce burada tanımlanmış risk grupları aşılanacak. İşte bizler aşılanacağız, yani sağlık çalışanları hepimiz aşılanacağız. Ve 65 yaş üstü ve bakım evinde kalanlar. Sonra diğer 65 yaş altı ama kronik hastalığı olanlar ve özel bazı işlerde, sektörde çalışanlar. Daha sonra 4. gruba geçildiğinde isteyen herkes aşı olabilecek. İşte o zaman daha önce enfeksiyonu geçirmiş kişiler de isterlerse aşı olabilirler. Yani hastalığı geçirenin aşı olmasında bir mahsur yok ama öncelikli değil. Hiç aşılanmayan kişileri korumak daha öncelikli. Çünkü sonuçta onlar da bir antikor ürettiler az veya çok aldıkları virüs yüküne göre. Hocam aşı yapıldıktan sonra normalde ikinci doz için ilk olarak bir 14 gün sonra yapılacak diye biliyorduk. Dün bakanımızdan bir açıklama geldi. Bu süre 28 günü uzadı. Acaba bu 28 günü uzamasının sebebi geçerli olan kesim 65 yaş üstü için mi yoksa hepimiz için mi geçerli mesela? Ben ikinci dozu normalde 14 gün sonra olacaktım. Ama şu anda bu süre zannediyorum 28 günü uzatıldı. Bu ne anlama geliyor? Şimdi araştırma, deneme amaçlı yapılan grupta bir değişiklik yok. O yine aynı şekilde devam edecek. Ama rutin kitlesel aşılamaya geçildiğinde 14 gün değil 28 gün tercih edildi. Çünkü yapılan daha önceki çalışmalar, faz 2 çalışmalarında bu iki grupta hani bakıldığında 14 gün arayla yapılanda da yeterli antikor cevabı oluşuyor. 28 gün arayla yapılanda da yeterli antikor cevabı oluşuyor. Ancak 28 gün yapılan grupta oluşan antikor cevabı çok daha güçlü. O bakımdan bu tercih edildi. Yani daha iyi sonuç alabilmek için, aşıdan daha optimal yararlanabilmek için 28 günlük grup dikkate alındı. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda immün yanıtın daha düşük olabileceği de göz önüne alındığında öncelikli gruplarda 28 günlük bir uygulama daha makul duruyor. Daha güvenli bir yaklaşım. Anladım. Hocam son olarak biliyorsunuz bu akşam yılbaşını kutlayacağız. İnşallah yeni yılın gelişini kutlayacağız. Ama tabii ki dikkatli olmamız çok çok önemli. Masa başında sevdiklerimizle olduğumuzu düşünsek bile eğer virüsü taşıyan birisi varsa nasıl bulaştığını aslında gösteren simülasyonumuz ekranda olacak. Siz de dilerseniz buradan vatandaşlarımıza uyarılarınızda bulunabilirsiniz. Ya bu çok önemli. Teşekkür ederim bu fırsatı da sağladığınız için. Gerçekten zor bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yıla da umutla girmek istiyoruz ve hepimiz bu akşam hani bu 2020'nin yükünden kurtulup 2021'e neşeyle, sevinçle girip dostlarımızla, sevdiklerimizle beraber kutlamak istiyor olabiliriz ama bu doğru değil, hiç doğru değil. Çünkü Sayın Bakan da geçen açıkladı ve dedi ki şu anda Türkiye'deki bulaşmaların, virüsün bulaşmasının %85'i ev içi, aile içi bulaşmalar dedi. Evet. Burası çok önemli. En büyük kırılma noktası burası. Belki. Şu anda çünkü yaptırımlar, sokağa çıkma yasakları, işte bazı yerlerin kapatılması vesaire sokakta bulaşmayı, yabancılardan virüsü almayı engelliyor. Ama bizim en çok virüsü kaptığımız kişiler
Maalesef hani en sevdiklerimiz bunu söylemek gerçekten yakınlarımız. Çünkü onlardan böyle bir zarar göreceğimizi düşünmüyoruz. Onların yanında kendimizi güvende hissediyoruz. Maskemizi çıkarıyoruz. Mesafeye dikkat etmiyoruz. Temas ediyoruz. Sarılıp kucaklaşıyoruz. Bir arada yiyip içip oturup sohbet ediyoruz uzun süre. Evet, virüs 5-10 dakika içinde bile kapalı bir alanda bulaşıyor. Özellikle yerken içerken maskeniz olmadığı için hemen açık hale geliyorsunuz. Şu anda çevremizde bulunan insanların önemli bir kısmı virüsü taşıyor. Yani ben de taşıyor olabilirim. Hiçbir belirti olmadığı halde, hiçbir semptom olmadığı halde virüsü bulaştırıyor olabilir. Hı-hı. Emin olamazsınız. Yani kardeşiniz mi, anneniz mi, babanız mı, evladınız mı, neyse komşunuz mu, arkadaşınız mı virüsü taşıyor bilemezsiniz. Siz mi taşıyorsunuz, onlara bulaştıracaksınız, onu da bilemezsiniz. Evet. Sevdiklerinize zarar vermemek için, sevdiklerinizden zarar görmemek için bu yılbaşını kendi başınıza, aile içinde, evet, hane halkıyla birlikte geçirmek en güvenlisi. İnşallah önümüzdeki yıl bu aşılamayı yapar ve bu pandemiyi, yangını söndürürüz. Hep birlikte bunları telafi ederiz. İnşallah hocam. Güzel dilekleriniz ve uyarılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm yıl boyunca bizi yalnız bırakmadınız ve değerli bilgilerinizi paylaştınız. İyi ki varsınız diyorum. Mutlu seneler diliyorum. İyi yıllar diliyorum hem size, hem ekibinize, hem çok de ülkeme, ediyoruz, hem de bütün insanlığa. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, az önce söylediğim gibi tüm yıl boyunca programımıza katılıp bizlere gerçekten en doğru bilgileri verdiler. Hep bizleri aydınlattılar ve bizleri hiç yalnız bırakmayan hocalarımız bizlere bir de minik sürpriz yapmışlar. Onlardan bize yeni yıl mesajları var. Hep birlikte izleyelim. Bunu niye mi söyledim? 2020 sana rağmen 500'ü bulduk. Şimdi 2021 başlayacak, artık 5000'e gidecek bu program. Peki 5000'in önemi ne? Hepinize 2021'den itibaren 5000 kat fazla mutluluk, 5000 kat fazla sağlık, 5000 kat fazla huzur diliyorum. Güzel bir yıl olsun. 2021. 2020 gibi üzmeyeceksin bizi. Biliyorum. Herkese iyi yıllar. Sevgili Çağla, senin nezdinde tüm milletimizin ve tüm Fox TV ailesinin yeni yılını kutluyorum. Artık sağlıklı bir yıl diliyorum. Hepimiz için, tüm insanlık için pandemiden uzak, sağlıklı bir yıl olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice uzun yıllar yaşayacağımız yeni yılların başlangıcı olsun 2021 inşallah. Ve sağlık, mutluluk, huzur içerisinde 2021'i ve ondan sonra gelecek nice yılları hep beraber huzurla, keyifle, neşe ve muhabbetle yaşayalım. Kutlu olsun 2021. 2020 bizim için çok problemli bir yıldı. Bütün duygu durumumuzun alt üst olduğu, hiç beklemediğimiz kötülüklerle karşılaştığımız bir yıl geçirdik. Diliyorum ki 2021 tamamen tüm güzellikleriyle karşımıza çıksın. Huzur dolu, sağlıklı ve mutlu geçireceğimiz bir yıl olsun. Bir an önce hepimiz aşılanalım. Hepimiz bu hastalıktan bir an önce kurtulalım istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı kutlarım. Dostlarımıza, sevdiklerimize sarılacağımız, sosyal ortamları paylaşacağımız, hastane koridorlarının boş olacağı bir yıl olmasını diliyorum. Keyifli, huzurlu, nice güzel yıllara diyorum. Bay bay. Zorlu geçen 2020 COVID-19 pandemi yılında Fox TV'ye şimdiye kadar yaptığı bütün informatif, bilgilendirici programlardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah 2021 bütün insanlık için, dünya için, ülkemiz için, hepimiz için daha sağlıklı, parlak, mutlu, aydınlık bir yıl olur. Pandemi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçtik. Sağlığınızın da yerinde olduğunu umuyorum. 2021 ile birlikte normal hayatımıza geçeceğimizi de ümit ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailenizle bol bol vakit geçireceğiniz keyifli bir yıl diliyorum. İyi seneler. Kıymetli doktorlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyorum ben her zaman. Şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Gerçekten yeni yıla saatler kala içimize gerçekten o müziğin verdiği coşkuyla, o güzelliğiyle, naifliğiyle bizlerle beraber olacak. Hem de yepyeni albümüyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri. Güzel insan, güzel anne Gülben Ergen geliyor. Dokunmayın, bugün yine ayrı bir efkardayım. Anlatsam da anlaşılmıyor. Varsa kesilen cezam, ona da razıyım.
Ah neler neler, aklımdan geçenler. Sen iftar et kendinle, bak yarattığın eser. Ah neler neler, aklımdan geçenler. Sen iftar et kendinle, bak yarattığın eser. Ben buralardan gideceğim, kendime bir yol çizeceğim. Sadece seni değil beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim. Sen ağla ağla öleceksin, pişmanlıktan biteceksin. Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmeyeceğim. Ben buralardan gideceğim, kendime bir yol çizeceğim. Sadece seni değil beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim. Sen ağla ağla öleceksin, pişmanlıktan biteceksin. Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmeyeceksin. Aklımdan geçenler. Sen iftar et kendinle, bak yarattığın eser. Ah neler neler, aklımdan geçenler. Sen iftar et kendinle, bak yarattığın eser. Ben buralardan gideceğim, kendime bir yol çizeceğim. Sadece seni değil beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim. Sen ağla ağla öleceksin, pişmanlıktan biteceksin. Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmeyeceksin. Ben buralardan gideceğim, kendime bir yol çizeceğim. Sadece seni değil beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim. Sen ağla ağla öleceksin, pişmanlıktan biteceksin. Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmeyeceksin. Güzel. Sizi bir kez daha Çağla'yla Yeni Bir Gün stüdyosunda ağırlamak. Çok seve seve hemen gidiyorum seve vallahi. Seve çok geldim. Çok teşekkür çünkü ediyoruz. O kadar mutlu oluyorum ki yaptığın içerikle, gündüz kuşağına kattıklarınla, insanlara öğrettiklerinle ve kattıklarınla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü Bodrum'u hatırlıyorum. Ya, İlk karşılaştığımızı evet, hatırlıyor musun evet, çocuklarla? Evet, doğru. Fox TV'de başlayacağım, içerik düşünüyorum. Evet. Çok iyi olur bu sohbetimiz. Röportaj yapmıştık. 3 sezon geçti. Evet, yani gerçekten kesinlikle. İstikrar değil. Hayatta en sevdiğim şey. Süreklilik, devamlılık çok sana çok yakışıyor. Çok ne güzel. Çok teşekkür ederim. Bunlar çocukların. Evet, bunlar geldi hemen gelmez. Kuzeyin. Çocuklar gülsün diye evet. Not defterleri, stikerleri getirmiş. Çok çok teşekkür ederim. Onlar küçük ama... yılbaşı hediyeleri derneğimizin. Gerçi bitti ama sadece yılbaşı değil. Her zaman okul yapımına katkıda bulunmak için Çocuklar Gülsün diye derneğini ama düşünüyorum da mesela gerçekten için... kaç çocuğu güldürdünüz bu projeyle? Of, o tabii herhalde değil mi? İnanılmaz çocuklarımız artık ortaokula gidiyorlar, büyüdüler. 40 tane anaokulu açtık 10 senede. Ay, yavrum, yani oradaki devir daim öğrencileri düşünsen. Onlar hep böyle yandaki ilkokula geçiyorlar. Onların her bir kardeşleri geliyor. Herhalde, kesinlikle. Onlar kadar öğretmenlerimiz ve okullarımızın müdürlerini de çok seviyorum ben. Çünkü çok seviniyorlar o köye anaokulu gittiği sevinilmez için. Evet ya, çok güzel oluyor. Mi? 41 Siirt'e olacak. Çok isterim seni de götürmek hafta sonuna denk gelirse. İnşallah. Benle gelmeni olmasın o köylere. Görmeyi çok görmeyi, ama çok evet, istiyorum. Evet. Yerinde görmek çünkü çok ayrı. Çok gerçekten orada yaşamak lazım. O yolu gitmek lazım. Bizim en önemli sloganımız okul öncesi eğitim gibi
uzak köylere. Değil mi? Yani havalanına indikten sonra 1,5 saat, 2 saat gitmiyorsa ben yolu soruyorum ve kabul etmiyorum. Havalandan sonra 45 dakika sonra verdikleri arazi, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz biliyorsun. Hı-hı. O yer belirlemede. Hı-hı. Hiç kabul etmediğim bir şey benim. Yani 1-2 tane olmuştur. Çok ihtiyaç var ne olur Gülben Hanım. Tamam ama bakın hiç bizim yani uzak uzak mesela Mardin'e en gidiyoruz. En ulaşılamaz değil mi? En ucuz. Mardin'e gidiyoruz Nusaybin'e 2,5 saat mesela. Van'da da öyle, Trabzon'da da öyle. Ben Trabzon bitti yani bir dağın öyle bir yere çıktık ki öyle tepesine çıktık ki yani gerçekten kuş uçmuyordu. Hiçbir şey yoktu. Bizim anaokulumuz ve böyle Türk bayrağımız sallanıyordu çok orada. Güzel. Film gibi evet, ya. Çok etkileyiciydi. Kars'ta öyle Digor'a gittik. O kadar çok ya yani meslek hayatımızda biliyorsun bizi davet ettikleri yerler, evet evet, gittiğimiz şehirler, kaldığımız oteller hep iyi şartlarda ağırlanıyoruz. Hı hı. 28 yıldır hep bu şartlarda hani uçağın en önünde oturarak, otelin en güzelinde kalarak, koca fiyakalı minibüslerle karşılanarak böyle meyvelerimiz falan. Sen bir de benim 40 tane çocuklar gözünde ekonominin dibinde tabii. En arkada çıkış. Ya o kadar güzel, o kadar doğru ve gerçek bir yaşam tecrübesi oldu ki benim hayatıma kattıkları da ben size de çok de, şey siz çok şey kattınız belki milyonlarca çocuğa. Neymiş ama o siz, yani size kattıkları da çok çok önemli çok, değil mi? Çünkü gerçeği görüyorsunuz. O yüzden sahada hakiki gazeteciler de hep öyle söyler ya sahaya inmek diye. Lazım. Oyuncular da tiyatroyu söylerler. Evet, doğru. Yani orada o tiyatroda oynamak. Orada olmak, yaşamak evet, lazım. Evet, o canlı canlı için. Yaşamak gerçekten bizim gördüğümüz şehirler, bizim gördüğümüz Mardin, bizim gördüğümüz Hatay başkaymış. Başka. O duygularla yaşamak çok güzel olsa tabii, gerek. Onun gerçeğini yaşamak, o köyün içini girip görmek, oradaki anne babalar ilk sana söylemiş miydim o ilk Beyaz Şov Okan çok yardımcı olmuşlardı bana ama hatırlıyor musun o zamanki talk show'ları evet. Böyle bir gecede bir okul parası toplardık tabii, falan. Doğru, evet. O zamanlarda bana en çok sorulan soru o kadar uzak köylere gidiyorsunuz anne babalar çocukları anaokuluna yollayacak mı sizce? Ne demek yollayacak mı? İbrahim Tatlıses'in lafı var ya Urfa'da Oxford vardı da biz okumadık. Anaokulu açarsanız tabii ki herkesin evladı değerli. Herkes evladı. Her anne çocuğunu okutmak tabii ister ya. Tabii ki istemez mi? İstemez mi? Yeter ki imkanlar olsun diye. Evet, ve bu imkansızlıklar içerisinde gerçekten hepimizi birçok şeye aç olduğumuz, birçok şeyi özlediğimiz bu dönemde bize müzikle geldiniz yine sevgili Gülben Ergen. Gerçekten hem bu zorluktan biraz bahsedelim. Ya şu zorluğundan bahsediyorum aslında, motivasyon zorluğundan bahsediyorum. Yani kesinlikle. Hepimiz evdeyiz, belki hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii. Ve müzik gerçekten yaratıcılık isteyen bir şey. Duyguları yaşaman lazım, hissetmen lazım. Nasıl çıktı Gülben Ergen, Seni Kırmışlar albümü? O kadar uzun süredir erteledik ki sevgili Çağla. Ekonomik kriz oldu, erteleyelim. Korona oldu, erteleyelim. Şimdi albüm çıkmaz, sel, felaket, deprem derken. O kadar yani olmadı. Bir de benim slow şarkılarımın biraz ağırlıkta olduğu bir albümdü bu. Hani bir lay 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 kandıramazsın. Yok, o olmuyor. Böyle bir enerjik o şarkılar. Hiçbirimizin hali yok belki değil mi o enerjiye o yüzden ya. Dedim ki çıkalım 3 tane slow'u üst üste koyalım. Evet. Zaten de tam düşündüğüm gibi oldu. İlk defa benim bu kadar slow'ları rahatlıkla biliyorsun ki bir... Nasıl böyle bir gökkuşağı gibi oluyor ya albüm hareketli, orta tabii, hareketli, evet. Slow, herkese dengesi. Herkese göre, her tele göre. Aynen ama bu her tele göre değil. Birazcık. Bu bence var, her bu döneme göre diyelim. Bir Yıldız Silme neşesi var mesela. Değil evet mi? Bir Derya Ulu neşesi var, hareketliler var ama daha içimize döndüğümüz kırıklıklarımızı ben acıyı da böyle kanatarak sevmiyorum şarkılarını. Evet ben Seni Kırmışlar'ı dinledim. Yine öldüm, de böyle içerisinde. Öldüm bittim değil evet. Yani. Yine içinde bir. Sen böyle değildin. Seni kırmışlar falan. Ama hallederiz yani. Benim ikinci cümle. Evet. Unutmayın ki kırılanlara bir şey olmaz, olmaz diye. Olmaz diye. Onlar güçlüdürler aynen. Diye. Kırılıp yeniden doğarız. Böyle bir albümle geldiniz. Ya geldi ben çok mutluyum. Bir de sektör adına radyolara da bağlandığım zaman söyledikleri şey ya ne iyi oldu. Çünkü çok evet. Uzun zamandır bu söylediğim şartlardan dolayı single çıkartıyordum. Sana da galiba infilakla bu gelmiştim geçen evet, sene. Evet infilakla hani tek şarkı single evet, çıkartalım. Evet. Boşluk olmasın falan filan. Albümün tadı ve doyuruculuğu listelere 4-5 şarkı birden giriyor. Girişim. Hadi bir heyecan. Hangisi? O orada şunu yapıyor. Evet çok. Özlediğimiz çok heyecanlar bunlar. İnşallah. İyi oldu. Ben çok sık aralıklarla albüm yapamadığım için bir süre bana da çok iyi gelecek. Çok iyi gelecek. Herkese çok iyi gelecek ne bence güzel, inşallah. Diye düşünüyorum. Şimdi birazcık başa dönelim. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksın sevgili Gülben Ergen'le bir telefon bağlantısı yapmıştık. Evet. Ondan sonra kırmadı bizi. Canlı yayınımıza da geldi. Tekrar teşekkür etmek istiyorum kendisine ama buradan hikayesini dinlemek istiyoruz.
bir sağlık programı olarak zaten vakalardan, başından geçenleri anlatan kişilerden, koronayı yakalanıp tekrar yakalananlardan, aşı olduktan sonra korona, bütün aslında insan hikayelerini biz burada paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de örnek sanatçı. Sağlığıyla, ailesiyle, güzelliğiyle, kendine bakımıyla, doğal ürünleri aslında tercih etmesiyle çok fazla gündemde olan bir kişi olarak koronaya yakalanması şaşırtmadı. Bence şaşırtmadı. Sen beni arabada gördün. Bence şöyle oldu. Eyvah dedirtti. Mesela bana doğru. Eyvah dedirtti. Benim çok yakın arkadaşlarım da aynı şeyi söylediler. Eyvah dedik. Yani Gülben Ergen'de olduysa bu artık hepimizin içinde çember bu kadar daraldı. Sorma. İlk nasıl hissettiniz? En başından hikayenizi birazcık insanlarla paylaşalım tabii istiyorum. Tabii ki. Ben de çok şaşırdım. Tahmin gerçekten ediyorum. Çok şaşırdım. Çünkü ben... ağrı eşiği yüksek, nazlı bir tip değilim. Evet. Bir de benim evhamım hiç yoktu. Yoktu. Ben böyle bir çatlatırım insanı yani. Bu inançlarımla belki çok alakalı, teslimiyet duygumla çok alakalı. Evet. Kurallara çok uyarım. İnanılmaz bir öğrenciyimdir. Gerçekten kurallara uyarım. Ama tedbiri elden bırakmadan takdire de çok inanıyorum. Yani bunun benim başıma gelmesi, bu kadar çift maske, dezenfektan, dediğin gibi D vitamini, C vitamini, evet, organik gargaraları yap. Her şeyleri yaptım. Çocuklar böyle yaptılar. Nasıl yani? Ben böyle, ya pozitif değil de pozitifin başlangıcı gibi bir durum şey çünkü yaptılar. Çünkü aslında görünürde odadan pek... Odadan aşağıya sesleniyorum, buna yemek yiyorlar. Ben gelemiyorum. Sen korona mı oldun? Yani olabilir gibi. Doktor dedi ki odanızdan bir gün çıkmayın. Yani kesin değil, değil mi? Bir anda çocukları da korkutmamak lazım. Çünkü gerçekten bir pandemi olduğunu çocuklar babayı da farkında. Babayı hemen arayıp. Alo Mustafa. Hı? Ben pozitif. Babayı arama. Baba evine gidecekler. Tabii, ne yapacağız aynı evin içinde? Tabii. En doğrusunu yapmışsınız. Bildiklerini unutuyor insan. Bir kere ilk haberi aldığında çok. Gerçekten bir saat bir arabanın içinde böyle bir durdum. Yani bir. İnanamadın. Dün ne yaptım? Çocukları yatırırken öptüm mü? Ki muhtemelen öptüm. Tabii. Bu da yanımda kimler, etrafımda yani kimler vardı? Yani ben hemen kafamızdan bir silyasyon. Çocuk yatıyor, ben bir yorganın içine dalıp öyle bir girerim. İyi geceler seansı, sana misafir geleyim, yastığın altından çıkarım. Çocuk dişini fırçalar, gelir yatağında beni görür. Gel evet. Buraya beraber. Tabii, bizim yatırma evet. Seanslarımız günün sohbeti, günü değerlendirme, dua saati. Evet. O kadar. Uzun ki. 3 gün önce annemi doktora götürdüm. Bir de o aklınıza geldi falan. O en korkuncu. Annemle doktorda. Ne zaman yan yana geldim? Yan yana böyleyiz arabada. Doktorda muayenehanede konuşurken bir kontrolü vardı onun. Saatlerce yani o gün atıyorum sabah 10'da buluştuk. 2'ye kadar annemle böyleydim. Sarılmadık. Maskemiz vardı. Ama aynı ortamda. O zaman buradan anlıyorsun ki sarılmamak evet, anneme çok, geçmedi. Çok. Çocuklara geçmedi. Anneme geçmemesinin sebebi çift maske ve sarılmamak. Onun altını çizelim burada. Evet, evet. Gerçekten böyleydik. Çift maske, evet. Sarılma, sosyal mesafe diye bağırdıkları şey ne kadar doğru. Çocuklar hemen baba evine gittiler. Onlara test yapıldı mı? Yapılmaz mı? Annenize yine yapıldı ben aynı babaya şekilde. Ben bir tane test yaptırdım, babaları 3. O şey hissi değil mi? Tamam siz olmadınız, ben kendi kendime iyi bakarım. Yeter ki size olmuş, size bir şey olmasın gibi. Onların test sonucu gelinceye kadar gelinceye... ki bizim... Boğazında ay, bir şey var mı? Tamam. Varsa söyle tabii. Yutkunurken olabilir mi? Çocuklar hep. Ne yok? Başım ağrıyor gibi mu acaba? Ben mi artıyorum acaba? Ay. Aslında hiç çocuklara geçmiyormuş. Bak bir sürü dünya verisi okudum. Çocuklarla ilgili tut 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 tut. Ay ne kadar güzel arıyorlar. Asla Gülben Ergen olduğum için değil. Başka korona olan arkadaşlarımı da. Değil mi? Kapıya gelen aile hekimi. Arayan doktor. Nasılsınız? Çocukların testini kontrol etmeleri. Hepsi ilaçların gelmesi. İlaçları kullanacak mısın? En çok soru buydu. İlaçları kullandınız mı? Kullandınız mı? O ilaçları kimyevi Sağlık Bakanı Allah. Kullanın diyor. Ve bunu bana gidin. Nasıl? Neden kullanmayacağım? Ne demek o kullanmamak? Ya ben o yüzden çok iyi öğrenciyimdir dediğim şeyle. Aa söylediler de bana bu masa gider diye pardon. Masa gitti Hoca, mi geldi? O biraz böyle şey yapıyor. Onu bastığımız mı biz böyle öne kadar kayarız. Tamam. Evet. Ona çok yaslanmıyoruz. Kendisi çok güvenilir değil. Çok fazla yaslanmamak lazım. Şimdi araya minik bir tane şarkı alalım. Alalım. Şimdi sohbetimiz devam edecek. Seni kırmışları alacağız. Tamam. Sonrasında da asıl merak edilen soruyu soracağım. Gülben Ergen sırası geldiği zaman aşı olacak mı? Ama önce şöyle birazcık daha ruhumuzu besleyelim efendim. Buyurun. Metin Aralat şu anda montajda, klip montajında. Minik minik galiba onun görüntülerinden hadi biz birazcık verebileceğiz. Minik girelim. Senin klibinin tamam, görüntülerinden okay. Gülben Ergen ve Seni Kırmışlar dinliyoruz efendim.
Seni kırmışlar yârim, ağlamazdın, hep gülerdin. İçmezdin bu kadar çok, ellerin titremezdi, ben bilirim. Ah, geceler zehir, keşkeler gelir akla. Bir yardım eli uzatın olur. İnan derdimdeyim, yemin ederim. Unutmam asla. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdim seni kırmışlar onlar. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdim seni kırmışlar onlar. Ağlamazdın, hep gülerdin. İçmezdin bu kadar çok, ellerin titremezdi, ben bilirim. Ah, geceler zehir, keşkeler gelir akla. Bir yardım eli uzatın olur. İnan derdimdeyim, yemin ederim. Unutmam asla. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdim seni kırmışlar onlar. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdim seni kırmışlar onlar. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdin seni kırmışlar onlar. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdin seni kırmışlar onlar. Teşekkür ederim. Valla duyguluyuz ya gerçekten böyle. En ufak bir şarkı duyduğumda, en ufak bir şey hangimiz böyle, kırılmadık acaba? Böyle öyle bir şey var mı hayatta? Hemen böyle yerlere dökesim geliyor böyle şarkılar gerçekten. Belki de deşarj olmamız için yani müzik ruhun gıdası diyorlar tabii ya aslında ki, o belki de tabii değil mi? İhtiyacımız ki. Yaşadıkların, yaşamadıkların, evet. Hayal ettiklerin, yaşayıp kendine sakladıkları vardır da. Bir de insanın. Mesela bu şarkı kimin şarkısı şu anda? Ben bu burada baktım. Karça, Kubilay Karça. İlk defa çalıştığım. Bence çok değerli bir müzisyen. Ne güzel. Mutlaka çalışmaya devam edeceğim. Oğuzhan Koç'la da ilk çalıştığımda ilk defa çalıştım ve çok değerli bir müzisyen demiştim. Oğuzhan Koç'la beraber hani hem çok güzel işler yaptık, o da kendi kariyerini çok güzel şekillendirdi. Mutlaka İlk defa seçeceğiniz parçada kendinizi bulmanız gerekiyor mu mesela? Hayır. Yok değil mi bir öyle şey? Bir şey hissetmem gerekiyor. Hayır, ben öyle şahsına münasır ve kendi hayatını betimleyen şarkıları doğru bulmuyorum. Mesela bu albümde bugün mü? Değil aslında. Cumartesi günü ama ya kutlayamayacağız diye. Ay inanmıyorum size. Seda böyle. Sayan da bugün doğmuş diyecekti. Ben niye yok, bilmiyorum. Yok ben. Ay inanmıyorum çok size. Bu güzel. Nasıl bir sürpriz bu kadar gizli kapaklı. İyi ki doğdun. Ya çok teşekkür. Ya kimseye sarılamıyorum. Kimseye yok. Evet ya biz de sarılalımız. Gel böyle yapalım, öyle kutla. Gel. Ya çok uzaylı kuzeyli. Zaten bakayım bir pastama bakayım. Tabii. Tabii ki Fox ailem, Yeni Bir Gün ailem ve kendi Şahane. Ailem. Ay çok çok teşekkür ediyorum. Şahane. Çok tatlısınız. Pazartesi de kutlardık, acelesi yoktu. Ya of ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten her zaman söylüyorum çok şanslı olduğumu. Ama yani herkes işte işine gücüne gidiyorsun, geliyorsun, işte ne kadar şanslısın diyor. Evet öyleyim ama gerçekten bu programı yapmak böyle bir dönemde bizim için ekip olarak
hiç kolay olmadı. Varımızı, yoğumuzu, canımızı, sağlığımızı gerçekten ortaya koyuyoruz. Çünkü sonuçta evimizden çıkıyoruz, sizin gibi evde kalamıyoruz ve bu hepimiz için aslında bir risk teşkil ediyor. Ama işimizi o kadar seviyoruz ve sizlere bu bilgileri verirken o kadar mutlu oluyoruz ki kendi sağlığımızı tehlikeye atmanın yanı sıra bugün iyi bir program yapabildik, bugün istediklerimizi verebildik, bugün içeriği çok etkili oldu, inşallah bir şeylere yaramıştır diye aslında bu programı yapıyoruz. Bu program doğum gününde söyleyeceğim bu cümleleri eklememin sebebi benim hayatımdaki en kıymetli, kendimi en başarılı, en gururlu hissettiğim programlardan kesinlikle bir tanesi. Bana bu imkanı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yılda herkes için hem doğum günü dileğim olarak hem de yeni yıl dileğim olarak gerçekten şiddetin, kavganın, felaketin, gürültünün olmadığı, herkesin birbirini daha çok sevdiği, birbirine daha ve çok şefkat gösterdiği, saydığı, saygı o kadar önemli ki, barış dolu ve sağlık dolu bir dünya diliyorum. Bu da benim doğum günü dileğim olsun. İnşallah 2021'in gelişiyle de böyle günler bizlerle beraber olur. Sizi çok seviyorum. Seyircilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ay çok tatlısınız ya. Çok güzel bir sürpriz oldu. Ay mutlu yaşın olsun. Peki. Cumartesi öyle mi? Cumartesi doğum günüm, evet. Ailemle beraberim zaten yılbaşında da. Onlarla beraber kutlayacağız. Yani kutlayacağız dediğim işte minik bir pasta keseceğiz. Tabii ki. Mümkün olan tabii en çekirdek ki aile şeklimizde. Ben şimdi yine böyle elim ayağım titredi, heyecanlandım. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra da az önce söylemiştim zaten. Sevgili Gülüben Ağar gene aşı olacak mı olmayacak mı diye soracağım. Onun cevabını alacağız ve mutfakta alacağız soluğu. Ercan Şef birbirinden güzel lezzetleri bizler için hazırlayacak. Kısa bir ara. Acı kedere düştü senden sonra bu yürek. Ne kaldı ne gidebildi aşkın peşinden. Kim kime ne diye küstü, hiç yoktan olsa gerek. Ne kaçtı ne gidebildi gerçek içinden. Belli ki seveni olmadı, belli ki yerin dolmadı, belli ki bizi unutmadı aşk. Ah ciğer parem, ah yaralı bülbülüm, soldu mu gülen yüzün, inan çok üzgünüm. Ah füsun
inşallah yeni yılda da eskisi gibi böyle 10 binlere ya, seslendiğiniz, 10 binlere coşturduğunuz konserlerimizi görelim. En yani ne kadar eksik olan kaldık, hasretim gerçekten, çünkü konser ve o binlerce insana seslenip hep birlikte şarkıları söylemek. Hiç o internet konserlerini falan yapamadım. O sosyal medyada konser. Ne yapacağım ben evde? Nasıl coşacağım? Kendi başına kimseyi göremeden, tepkileri göremeden. Hiç inanmadım ona. Yapamadım yani. Çok özledik gerçekten. Gerçekten çok özledik. Şimdi korona sürecine minicik daha dönmek istiyorum. Çünkü burada vereceğinizi düşündüğüm önemli mesajlar var diye düşünüyorum. Nereden bulaştığını tahmin ediyorsunuz? Çünkü biz her konuda hassasiyet gösteriyoruz. Tabii. Ve aynı hassasiyeti sizin de gösterdiğiniz biliyorsunuz. Olmaz. Peki ama nasıl oldu sizce? Birlikte çalıştığın ekip arkadaşlarına karşı da sorumlusun. Sen de biraz önce diyorsun hani burada kaç gündür yayın yapıyoruz. Evet. Senin de kuaförün, makyözün, asistanın, buradaki ekip arkadaşların, o mu sana, sen mi ona, sorumluluk. Mesela benim ulaştırma görevimi yapan Serhat Bey var. Evet. Serhat Bey'le biz hep bunu konuşuyoruz. Aynı arabadayız ya. Evet. Bir de ben arabada arkaya oturmam. Hı. Öne otururuz, beraber gideriz. Maskemizin takılı olduğu zaman, aynı arabada olmadığı zaman da oluyor. Hı. Serhat Bey beraber yanacağız. Ne yaparız? Bodrum'a falan gideriz diyordum. 15 gün falan diyor Serhat Bey. Serhat Bey çıkmadı negatif mesela. Pardon, pozitif çıkmadı. Çıkmadı o da. Yani biz ona beraber yandık, beraber diyorduk hani. Öyle sizin başınıza ne gelirse. Çünkü böyleyiz. Evet. Çekim, fotoğraf çekimi yaptığım gün. Evet. Kuaför, makyöz, asistan, hiç kimse değil. Oradan da şüphelenemiyorum o yüzden. Ya en şüphelendiğim ve uyarmak istediğim şey, benim birinci derece yakınlarım ve gerçekten şu mesafede yakınlarım pozitif çıkmadığı için çok şükür başta annem olmak üzere. Eve gelen paketler, artık internetten alışverişimiz çok çoğaldı ya. Çok fazla. Ya. Bir sürü şey demeyeyim ya. Ben aylardır alışveriş merkezine gitmedim. Her şeyimizi artık internetten alıyoruz. Doğru. İlk koronanın başladığı zamanlarda kapıda bir sirkeli su, girişte bir sirkeli su, tabii, mutfakta bir dezenfektan. Daha mı özeniyorduk? Geliyor paketler, bir pıs pıs yapıyoruz ama biraz sanki dışarıda açıyorduk. Yüzeylerden artık o kadar bulaşmıyor diye bir cümle duyduktan sonra bir parça daha rahatladık ama. Hani ben hemen bir de paket bayılırım. Ben çok heyecanlanıyorum. Yeni bir paket gelince açmaya o kadar bayılıyorum ki. Hiç yani insanları oraya konsantre etmek istemem. Evet, ama bir şüphelendiğim yer, o elimi hemen atarım, heyecanlı tipim. Dur bir silinsin de öyle değil, dokun yani, bir silinsin. Paketler olabilir diyorsun. Paketler olabilir. Bir de ben her yerde, Allah'ım sanki evde kahve yok. Kahve bir şey içer misiniz? Olur. Bir kahve. Kahve mi? Kahve olur. Onu anlatıyorlar yani, gelen öksürürse, yaparsa, yaparken kahveye dokunurken kaşık. O bir yerde bir şey yemek içmek de dikkat edilmesi gereken. Ile ilgili kendimi eleştirdim. Tekrar söylüyorum, bulunduğum yerlerde hiç kimseye, hatta ben o seni aradığımda bir sırt ağrısından bahsettim ya. Evet. Normal bir sırt ağrısı değil, çok ağrım var. Oh. Ay ben doktora gidip akupunktur, çünkü o nörel terapiye de çok inanırım. Evet. Yani hemen o, çünkü mesela bana bir doktorla telefonla konuşup kortizonlu iğne yapalım, bu normal değil diyor. Kolum, tişörtümü giyemiyorum, kalıyor burada. O kadar ağrıyor. Ben gidip pilates yaparım. Hani o sırt ağrısı boynuma vuruyor ertesi gün. Sonra sana söylemiştim mesela, orada da insanların çok dikkat etmesini öneririm. Ben hemen bir akciğer tomografisi bana çektiler. Tomografi de çok çabuk çıkıyor. Çünkü artık sırttaysa ağrı değil tabii mi? Tabii. Tertemiz dediler. Tabii dedim ya, unutmayın ki. Evet, imkan öyle yok. Kendimi doğruluyorum falan. Yok bir şey, toplantıyı iptal etme, gidiyoruz biz toplantıya falan. İkisi Allah'tan aynı gün PCR testini yaptırmıştım. Çok o kadar emin da söylediler ki bana, onun hiçbir şey yok. Tertemiz, mis bebek gibi, dediler. Mis gibisiniz. PCR'dan. Gülben Hanım, inşallah dışarıda durmuyorum ya ben, bir de yerimde. Şey, arabadayım. Serhat Bey, ne oldu? Pozitif. Bir de o pozitifin, sen o test sonuçlarını gördün mü? İki tane ok var, bir tane ok var. Evet, bendeki evet oklar böyle böyle. Hani böyle bir. Pozitif. Katmerli pozitif. Tamam dedin. Hani o ilk haber geldiğindeki şey çok felaydı. Çocuklarla evet ilgili, annemle ilgili otomatikman kimi gördüm. Evet. En son dün aramak zorundasın bir de. Tabii, o da tabii çok önemli. Çok çok önemli. Etrafı bilgilendirmek, saklamamak çok çok önemli aslında. Tabii ki. Peki şimdi merak ediyoruz. Siz sonuçta bir koronavirüs atlattınız. Belli bir hafif mi atlattınız, ağır mı atlattınız? Vücudunuz ne kadar antikor üretti bilmiyoruz ama bir şekilde bir antikorunuz, bir koruyucunuz var. Bu koruyuculuk geçtikten sonra, aşı sırası korona olmuş kişilere geldikten sonra Gülben Ergen aşıyı yaptıracak mı? Türkiye'mizde o dönemde uygulanacak herhangi bir aşı olabilir ki şu anda inaktif, Çin aşısı görünüyor diyebiliriz. Yaptıracak mısınız? Ben bu
hangi aşı olduğuna hiç seçicilik davranmayacağım yani. Ülkemin Sağlık Bakanı bana ne diyorsa bir kere mutlaka aşıyı yaptıracağım elbette ki. O tartışmasız. Sanıyorum dediğin gibi sıralamada şu anda ben yokum geçirdiğim için. Evet, birazcık daha arkasında. Hani annem, çocuklar neyse söylenen sıralama. Seni de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ederim. Şifalı İnşallah. Olsun. İnşallah. Senin İnşallah. İçin, anneciğin, evlatların için. Sağ olun. Elbette ki yaptıracağım. Başta da söyledim. Ben kurallara uymayı çok severim. Evet, ben de öyleyim. Kendi inançlarım dahilinde elbette ki kendi pratik çözümlerim var. Yani annelik o kadar pratik çözümler üretiyor ki insan. Yani buradan bunu yaparken, buradan bunu yapıp oraya da laf yetiştirip iki elinin çalışması. Yani evlat gerçekten ateşlendiğindeki tecrübesi, o kemik sularını. Bir de bilmiyorum sen öyle misin? Tabii her zaman inceciksin ve müthişsin. Çocuklara yediren anne tipiyim be. Ben ona da kalanı yiyorum. Kendine de bir şey koysana. Yok. Yani onlara böyle üç, her sofra üçlü. Yemez yedirir durumu gerçekten anneliğin. Ama ne kadar saçma bir hal yani. Evet, geçmiyor evet, o gerçekten. Geçmiyor. Gelin de var. Öğlen yemeğinde ne yiyecekler acaba diye. Ne şey vardı? Dünden çorba vardı. Bugün de mercimek. O yemek konusu hakikaten çok önemli. İlk defa kendime bu 11 gün protein, karbonhidrat dikkat dengesi. Dikkat ettim belki de daha fazla dikkat ettim. Belki hep önce çocuğum diyordum. Bu sefer ilk kez Gülben dedim. Ay onların neyi varsa yedim bitirdim 12 gün. Evde ne var ne yoksa. Evet gerçekten. Karnımız acıktı yani şimdi böyle konuşunca. Dilerseniz yavaş yavaş mutfağa geçelim. Hadi Ercan geçelim Şef, eve. Biz de yılbaşı gecesi Neler için. Neler oluyor orada? Kokular Olay zaten gelsin. Değil mi? Gelmeye başladı birazcık sevgili Gülben. Baya bir et kokusu. Yılbaşı hindisi henüz hazır değil. Hazır önce değil. Kuzu sırt yapacağız. Kuzu sırt yapalım evet, kuzu sonra sırt yapacağız. Hindimizi yapacağız. Tamam. Evet. Ben hemen bir şey sorabilir miyim buyurun, size? Buyurun. Bu aynı verdiğiniz tarifi mesela hindinin yerine evet. tavuk da kullanarak yapılabilir ya, mi? Ya da yapabilirsiniz. Az önce bir abi birebir birebir yapabilirsiniz. Bir önce dediğim gibi yani hindi yapmaya kalkarsanız bütün yıl ancak yersiniz. Çünkü az yiyorsunuz. Az yemiyoruz ya Ercan Şef öyle dedim. Ben yani lezzet açısından çocuklar hindiyi biraz görünüyor. Sevdiler bulduğu için. Evet. Hani tavuk eti belki butla falan da yapabiliriz. Yani geleneksel şeyin Olabilir. Dışına çıkmak abi çocuklara mahsus lazım. Bence. But olmaz. İçini doldurmak lazım. Tabii için tavuğun içini dolduramıyoruz. O öyle. Tereyağı attınız Evet tereyağı tuzlu vay tereyağı vay. Olmasını tavsiye ediyoruz. Bugün yeme günümüz. Tuzlu tereyağı çok güzel aroma veriyor. Bununla birlikte çok güzel aroma veren biberiyemiz var. Baharatları seviyorsun sadece evet. kullanmayı. Evet, çok kullanırım. Biberiye tabii lezzetini yağ geçiriyor, yağdan da malum ete geçiriyor. Ben o biberiyi bir gün önce terbiyeye koyuyorum mesela. Yani çok kaldığı içine. Zaman acılaştırıyor. Evet, onun dengesini az koymak lazım. Doğru, Siz doğru. tereyağı koydunuz. Tereyağı tabii. Direkt tereyağın içine koyuyorum. Kırmızı biberler, yeşil biberler. İşin fantazi kısmı ama isteyen lezzet kısmı bence aynı zamanda görsel anlamda. Renkli biber olması. Bu döküm tava çok önemli değil mi bu etleri? Döküm olması lazım. Tabii, yani değil mi? Tavada olmuyor hiçbir zaman senin yaptığın gibi. Doğru. Hiçbir şekilde unutmamak lazım. Çok kızgın alevde yapmak lazım. Kızdıktan sonra eti koyup az pişirmek lazım. Tabii. O yüzden yani, restoranlardaki gibi olmuyor hiçbir evde. Zaman olmuyor. Öyle hor ateş yok evet. ki bizde. Doğru evet. Yani o döküm tavada bir de biz pratik olmak zorundayız ya o döküm tavanın ısınması gerçekten biraz zaman alıyor. Öyle yaklaşık 15 dakika civarlarında ısınması lazım. Öyle bir vakit mi var? O çorbayı içerken. Eti koyduktan sonra 60'a kadar sayıp direkt çevirebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi. O oldu bile. Ay siz bize laf yetiştirirken 60'a kadar saymış olamaz. Ya. İşte Saydım. Takribi ezberden o dakika geçmiştir kesin. İnanılmaz. Ben inanıyorum. Onlar artık otomatik. Bu arada gerçekten çok zayıfladığınızı görüyorum. Yani bilmiyorum. Bir kere daha söylemek ister misin? Çağlar'ın daha... yakın plan alalım. Evet. Bence Gülben Ergen, yani ben onu en son gördüğümden sonra gerçekten çok zayıflamışsınız. En güzel iltifat. Çok teşekkür gerçekten. Ederim. Gerçekten ama bayağı yani bilerek, uğraşarak, çabalayarak mı yoksa evet, belki bu dikkat süreçte... ederek. Biz böyle doğmadık hanımefendi. Ama öyle deme. Bale yaparken bacağımızı da buraya koymuyoruz. O yüzden hep dikkat etmek, hep yapısal dengelemek. Yapısal olarak kilo almaya çok. Müsait bir yapınız var değil nasıl? Mi? Bir de ben çok iştahlıyım ve yemeği çok seviyorum. Ama bir sürü formülü çözdüm artık. Evet 9'dan sonra yediğinin affı yok gibi. Yok. Eğer yediysen ertesi gün onun telafisini mutlaka yapmalıyım gibi. Ödeyeceksin onun bedelini gibi. Tabii o bedel ödenecek. Bir de kendine uymayan şeyleri öğreniyorsun. Salata diyetlerde salata mesela. Bazen de salata beni şişirebiliyor. Bunu öğrendim mesela. Evet. Gibi insan kendini tanıyor. Spor var mı? Spor yapıyor musunuz? Pilates yapıyorum çok uzun güzel. Zamandır. Pilates yapıyorum. Çok hard sporları yapamıyorum. Evet. Yapamıyorum. Yani yapım gereği yapamıyorum. Pilates'te çok rahat Vücut ediyorum. Vücut demek ki o vücuda iyi geliyor evet. Pilates demek Ama ki. İnsanın kendine iyi geleni bulması ben bilmiyorum. Hayat ilişkilerimde de, ikili ilişkilerimde de, giydiğimde de, taktığımda da. Bir küpe takarsın çok güzel.
Ama ben, kafamı bu tarafa eğiyor. Eğiyor. Olmuyor. O güzel diye takamayacağım onu yani. Evet, evet, doğru. Hani yüzük bile, aksesuar bile, insan bile. Doğru. Yani görüşüyorsun bazen ilk bacağımı sallıyorum. Almıyor. Annem böyle yapıyor. Hemen bacağımı sallıyorum. Ben sıkıldığımı da belli ediyorum. Ne diyorsun? İnsanın kendine iyi geleni bulması diyette de, insanda da, dostlukta da, giyimde de, yemekte de çok önemli. İyi. Ondan sonra insan gerçekten hayatı daha konforlu yaşıyor değil mi? Daha huzurlu yaşıyor kesinlikle. Evet, dediydi, yaptıydı o uzun yıllar, bir de böyle çok zamanın geçtiği için o komşu ne der, o ne der, bu ne der. Bu ne der düşüncesiyle. Ay kim ne derse desin. Var mı öyle bir duygu artık? Yani geçti mesela abi. Ben onu gerçi sohbette soracağım ama Ercan Şef'in var mı başka yapmak istediklerimiz? Şimdi son dokunuş yapacağız. İkinci 60 saniye biraz uzun sürdü. Tabii sohbete de aldınız. Ondan dolayı biraz uzun sürdü. Hardal değil, çedar sosu. Ay bizi evet. Mahvettin. Bizi yıktı şu an. Güzel. Merve'miz de ufak bir hamile kendisi. O yüzden orada ciğerci kedisi gibi yemeği ne bekliyor. Güzel. Normalde onun yeri orası değil ama onu hamile bayılırım olmadığı zamanlarda da gene. Ben de çok kıskanırım. Bayılırım. Çedar evet. Sosuyla burada alakalı... ekranları başında bizleri izleyen hamileler veya yeni doğmuş anneler varsa eminim ki tadını çıkartıyorsunuz ama çok şanslısınız. Lütfen çıkartın tadını gerçekten. İnşallah. Yani ben tabii ki iki çocuk annesiyim ama her zaman böyle işte hamile olunca bizim Ayça'mız da hamile. Ya müthiş, ne güzel diyorum. O duyguları müthiş. Tekrar yaşıyorsun. Hele emzirme. Hayatımda yani bütün ömrümde sorsalar bir kere daha yaşamak istediğim bir an. Onu yaşayacaksın ve öleceksin. Normal doğum ve emzirme. Emzirme yani değil normal mi? Normal doğumda onu görmek ve yaşamak. Ama tekrar altını çiziyorum normal doğumda. Ben hem normal doğum hem sezaryenle yaşadığım için farkını biliyorum ve emzirmek. Ya çok, onu bir daha yaşayıp ölebilirim yani. Daha kesinlikle. Güzel bir duygu bilmiyorum. Biz vay, burada tabii vay, emzirmeyi vay. Konuşuyoruz iki anne olarak ama Ercan şef rol çalmaya çalışıyorsun ki çaldın şu anda sosu, o çedar sosla bence. Tepeden atmaya bak. İnanılmaz görünüyor. Gerçekten. Bu evet, kalorileri İsteyen, de yılbaşından sonra evet. Peyderpey İsteyen öderiz artık. Dökebilir. Dökmek zorunda peki. Değiller. Evet. Ellerine sağlık. Sağ sevgili Gülben ben seni ortaya doğru tamam. Almak istiyorum. Minik minik veda edeceğim. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum ne geldiğin demek? İçin. Ne demek? Çok seve seve ağlamak, her zaman. Şarkılarını yeni albümünü dinlemek bizim için ederim. Çok keyifli. Ama buradan son olarak hem bir yılbaşı mesajı tabii. İstiyorum sizden. Hem de herkesin gözünde hep böyle hani işte çok güçlü kadın. İşte bana bir şey olmaz. Kadın var ya böyle bir evet. Şey. Şimdi bu kadınlar diyorlar ki ekranları başındaki izleyicilerimiz çoğu zaman ya nasıl bir şey olmaz? Nasıl sanki hiç üzülmez Gülben Ergen. Sanki hiç ağlamaz. Sanki Gülben Ergen'in hiç derdi yoktur gibi bir kalıba kayıyoruz biz aslında izleyenler olarak. Ama aslında bunun böyle olmadığını buradan bir kadın olarak kadınlara güç vermek adına böyle yeni yıla damgasını vuracak böyle cümleler istiyoruz. Oo, ne kadar güzel söyledin. İnanılmaz. Keşke hazırlansaydım. Şimdi güç bir kere benim inançlarımda tamamen o kadar inançlıyım ki inançlarım bana o kadar bir güç veriyor ki. Kadere inanmakla birlikte seçimlere de çok fazla inanıyorum. İnsan kaderini seçimleriyle yolunu değiştirebiliyor. Evet. Dolayısıyla sorumluyu kendim ilan ettiğim zaman başka hayatları yargılamıyorum. Başkalarını suçlamıyorum. Hmm. Başkalarını suçlamak senin yüzünden böyle oldu. O böyle olduğu için aslında ben. Hayır. Bu benim yolumdu. Ben sağa ya da sola saptım. Birisi beni çağırmış olabilir. Bir şey beni çok cezbetmiş olabilir. Evet. Ama yine de o seçimi ben yaptığım için ben sorumluyum. Kendimi suçlamamakla birlikte gerçekten kendimi çok seviyorum ve çok sayıyorum. Ne güzel. Çok tatlıyım. Bu çok yani, güzel bir mesaj değil mi? Gerçekten. Her kadının bunu kendine bence söyleyebilmesi gerekiyor. Bu elbette. Özgüvenle. Zaten insan kendini sevmiyorsa ve saymıyorsa başka birinin onu sevmesi ve sayması mümkün değil. Söz konusu değil. Saygıyı aşkın da önüne koyuyorum. Sevginin de önüne koyuyorum. Saygıyı her şeyin önüne koyuyorum. Birisini sevmeyebilirsiniz. Ama saymak zorundasınız. Kesinlikle. Saygı çok önemli ve çok değerli bir duygu. Ben kendimi çok sayıyorum. Hatalarım yok mu? Bir dolu. Güçlü müyüm? Evet. Çünkü öyle bir annenin kızıyım. Çok güçlü bir annem var benim. Nasıl yetiştirdiğiniz de çok çok önemli. Acılar, ayrılıklar, ölümler evet. Yaşayan, kar saçlı, ak tenli, dünya tatlısı bir annem var. Enteresan bir babam yapıyoruz. Vardı. Ailemin beni doğru harmanladığını düşünüyorum. Yeni yılda, evet başta sağlık diyeceğiz elbette tabii ki, tabii ki. Ki bu gündemden dolayı ama... Ben kadına şiddetin olmadığı artık İnşallah. Yeter ne olur kadınlarımız ölmesin ve öldürülmesin bu kadar rahat. Evet. Kedilerin bacaklarını kopartmasınlar, köpeklere tecavüz etmesinler. Başka bir yerde bir hata var. Yani Einstein'ın bir lafı var. Aynı şeyleri yaparak değişiklik beklemek deliliktir. Ya bir şeyi değiştirmek lazım. Kanunlar, yasalar İnşallah. Gerçekten İnşallah. Can Unutmayız. Gidiyor. Allah'ın İnşallah. Verdiği canı Allah alır ve çok kadınımız ölüyor. Maalesef.
koronadan daha mı beter acaba diye bir düşünmek lazım. Gerçekten bu kadar ölüm hayra alamet değil. Seninle gurur duyuyorum çok, ekranda ay, çok yaptıklarından mutlu oldum, dolayı. Gerçekten. Çok tebrik ediyorum. Ekibini de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Büyük alkışlar sevgili Gülben Ergin Şah'ın medar iftarı. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi yıllar. Tabii ki evdeyiz. Sakın evden çıkmayın. Sakın kalabalıklar gelmesin. Evinizin keyfini sürün. Sarılın diyecektim, sarılmayın. Kendi kendinize sarılın. İnşallah güzel bir yıl olsun size de. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, az sonra mutfaktan gelen kokuların sebebine tekrar bakacağım ama ondan önce çok önemli bir bağlantımız var. Biliyorsunuz bu hafta farklı belediyelerin başkanlarıyla bağlantılarımız olmuştu. Bugün de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Bey bizlerle beraber şu anda canlı yayınımızda olması gerekiyor. Bir günaydın demek istiyorum kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza başkanım. Nasılsınız? Gülben Hanım çok teşekkür ederim. Ben de hem size hem ekibinize hem Türkiye'ye sağlıklı günler dileyerek, iyi yıllar dileyerek hepinizi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şişli Belediyesi koronavirüsle mücadelede bu ana kadar hangi çalışmalara imza attı başkanım? Dilerseniz bunu paylaşarak başlayabiliriz. Memnuniyetle efendim. Aslında Çin'de başlayınca biz Şişli Belediyesi olarak bir kriz masası oluşturduk. Ve oluşturduğumuz kriz masasıyla da öncelikle Şişli'de yaşayan, Şişli'ye yolu düşen tüm yurttaşlarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmesi için dezenfeksiyon işlemlerine başladık. Bunu en önemlisi bölgemizde 16 tane, 2 tanesi büyük devlet hastanesi olmak üzere 16 tane hastane var. Sadece Şişli'ye hizmet vermiyor bu hastaneler, aynı zamanda İstanbul'un tümüne. Dolayısıyla gündüz nüfusu 3-4 milyon olan bir ilçeden bahsediyorum. Gece nüfusu daha az olan. Önce kendi istasyonumuzu dezenfeksiyon istasyonu haline getirdik. Bölgemizdeki bütün taksi, otobüs, minibüs, toplu taşımaların tamamını dezenfekte ettik. Yine bölgemizdeki dini tesislerin tümünü, cami, cemevi, kilise hepsini, ya hastanelerimizin tamamını, eczanelerimiz ve halkın yoğun olarak gidip geldiği bütün mekanları dezenfekte ettik. Aynı zamanda koronavirüsü geçiren yurttaşlarımızın, komşularımızın olduğu apartmanları da dezenfekte ettik. Ve de sokakların özellikle Temizlik İşler Müdürlüğümüz tarafından Şişli bu süreç içerisinde kendi ölçeğimizde en iyi işler yaptığımız alanlardan bir tanesi de temizlik işleridir. Temizlik işlerimiz bu konuda Şişli'de en azından mikrop olabilecek olan yerlerin hem yıkanması hem dezenfekte edilmesi hem de çöplerinin hızlı bir şekilde alınmasını sağladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şu anda ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz başkanım? Şöyle söyleyeyim, orada da çok önemli ilk adımı atan belediyelerden biriyiz. Bölgemizde söylediğim gibi önemli hastaneler, Ok Meydanı ve Etvar Hastanesi, iki büyük devlet hastanesi ve korona konusunda çok önemli deneyimleri olan hastaneler. Bunun dışında diğerlerinin adını saymasam 14 tane de özel büyük hastane var. Biz burada öncelikle birçok hayırsever otel sahibi iş insanıyla birlikte ilk Mart ayında sağlık personelimizin evlerine gidememesi nedeniyle otellerin açılımını sağladık. Biz onlara aynı zamanda hem gıda yardımı, yemek yardımı yaptık. Evlerine gitmek isteyen bütün sağlık personelimizi evlerine taşıdık. Ayrıca çok önemsediğimiz bu süreçte bir dikim evi oluşturduk. Bu dikim evi büyük ölçüde sağlık personelimizin kullandığı malzemeleri dikmeye başladık. Bunu da yine imece usulüyle yaptık. Bölgemizdeki yine tekstil iş kolundaki modacılar ve iş sahipleriyle birlikte onların bize verdiği kumaş vesaireyle hem dezenfeksiyon malzemelerini hem de onların kullanabileceği önlükten alın da dezenfeksiyon malzemelerin tümünü yaptık. Elimizden geldiği kadar da bütün hastanelerimize eşit olarak dağıttık. Evet, şüphesiz ki salgından en çok etkilenen kesim 65 yaş üstü başkanım. 65 yaş üstü için ne gibi hizmetleriniz oldu? 65 yaş üstü bu Mart ayı biliyorsunuz çok yoğun geçti. 11 Mart'ta İstanbul'da gözükünce biz özellikle evlere kapanmış olan 65 yaşın üstünde olan komşularımız da var. Bizim aslında Şişli çok eski bir, kadim bir ilçe, sizin de bildiğiniz gibi. Çok sayıda da yalnız yaşayan yurttaşlarımız var. Tek yaşayan, iki kişi yaşayan ya da
hiç kimsesi olmayan yurttaşlarımız, komşularımız da var. Hı hı. Biz o yüzden övünerek şunu söyleyebilirim ki Şişli'de komşuluk var, dayanışma var diyerek öncelikle yaşlı komşularımıza onların her türlü ihtiyacını, eczane, sağlık, hastane, banka, gıda mı ya da başka ihtiyaçları ne varsa, hı hı, bizim komşu masa üzerinden bize müracaat etmeleri doğrusunda biz bunları, bütün alışverişlerini ve bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir önemli bir şey daha var. Size bir şeyini göstereceğim. Buyurun. Biliyorsunuz eskiden bir pazar alışverişlerimizi torbalarla yapardık. Doğru. Burada da özellikle evinden çıkamayan yaşlı komşularımızın sepet alışkanlığını, bu çok hoş bir torba hazırladık. Yine moda merkeziyle bizim buradaki modacı arkadaşlarımız ve bizim dikim evimizle birlikte özellikle 100 yaşı üstünden başladık ama 65 yaşına kadar, hı, evlerinde olan tüm yurttaşlarımıza da kendileri inmeden yukarıdan sarkıttıkları zaman eskisi gibi, eski alışkanlıklarımız hepimizin geçmişinde var, ailelerimizin kullandığı. Onu da hoşluk yaratarak bir Şişli'li komşularımıza hediye ettik. Böyle bir hoşluk da yarattık. Çok güzel. Ayrıca şunu, ayrıca şunu yaptık. Biz bu süreçte evlerine kapanan komşularımıza, sanatçı dostlarımız, bizim bölgemizde bulunan müzisyenlerle her gün başka bir mahallede bizim ekibimiz o mahalleye giderek müzikle de onları en azından bir nebze uzaklaştıracak. Moral veriyor, değil mi? Sorunlarından uzaklaştıracak. Çünkü hepimiz evlere kapandık. Bence evet. Çağla Hanım, biraz önce Gülben Hanım da söyledi. En temel sorunumuz sağlık sorununun ötesinde bir de yoksulluk başladı. Evet, ve psikolojik sorunlar da başladı. Çok, çok mesela, Şişli Belediyesi ekipleri, özellikle sağlık ekiplerimizde bize ulaşan tüm komşularımıza hem görüntülü hem bizzat hem de kendilerimiz, kendi ekip arkadaşlarım giderek hem psikolojik destek hem de hak temelli bu yaptığımız her birini çok övünerek söylüyorum. Bizim Anadolu'da kültürümüzde var biliyorsunuz, bir elin verdiğini öbür elin görmemesi lazım. Biz Şişli'de bütün desteklerimizi, ki yardım demiyoruz, bize alo diyen, gıdaya ya da hijyen setine ihtiyacım var diyen tüm komşularımıza koşulları ne olur olsun, hiçbirini ayırt etmeden, her birinin evine, apartmanda demeden, gece konuda demeden ulaştık. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Ekip arkadaşlarıma, ayrıca çalışma arkadaşlarımın çok çok önemli emekleri var bu süreçte. Hala da bu desteği kaymakamlığımızla oluşturduğumuz ekiple birlikte. Bir güzel tarafı da şudur. Genelde kamuoyunda son yıllarda bir çatışma kültürü çok egemen kılındı. Biz Şişli'de bunu bir nebze de olsa ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Bütün kamu kurumlarıyla, kaymakamlıktan emniyetine, milli eğitimden bütün belediyemizin ekiplerine, zabıtamıza kadar her birimiz üzerimize düşen ne varsa ortaklaşa yaptık. Ondan dolayı da hepimiz çok mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Başkanım, son olarak sokak hayvanları için neler yapıyorsunuz can dostlarımız için? Vallahi bizim burası yine söylediğim gibi merkez ilçelerden biri olduğu için ve daha çok da apartman biliyorsunuz yoğun olarak. Evet. Ve her birimizin evinde kedimiz, köpeğimiz ve sokakta can dostlarımız var. Veterinerlik ekibimiz, ayrıca bölgemde çok sayıda gönüllü hayvansever yurttaşımız var, komşularım var. Onların da önemli desteğiyle bütün sokaklarda ne kadar aç ve suya ihtiyacı olan ya da gıdaya ihtiyacı olan, evet, bütün can dostlarımıza yardımı elimizi uzattık. Örneğin çok önemsediğimiz için biz geçen hafta bir parkta doğum yapan bir köpeğimizin 5 yavrusunu sahiplendirdik. Birini de ben sahiplendim. Burada belediyede beraber bakacağız, onunla birlikte yaşayacağız. Önemli olan gerçekten sadece insan değil, insan odaklıyız ama bütün canlılara, bitkisinden, evet, hayvanına, her türlü desteği vererek bu süreci, şuna inanarak söylüyorum ki dayanışmayla atlatacağız. Yoksa aslında İnşallah Şişli değil, evet, bütün dünya
çok seferberlik de diyebiliriz başkanım. Aynen burada kesinlikle. hepimize sizin de çok emeğiniz var. Katkılarınız var. Birlikte olursak çok güzel şeyler yapacağımızı, elbette bu ekonomik sıkıntıyla, bu hastalıkla baş etmenin bir tek koşulu ancak dayanışma olduğunu düşünüyorum. Biz Şişli'de komşu var diyoruz, Şişli'de dayanışma var diyoruz. Bize bir telefon kadar yakın komşularımız. Ayrıca Hala Hanım şöyle de söyleyeyim, sadece Şişli'de oturanlar değil. Bakın Şişli'de gece nüfusu çok düşüktür, 80 bin gibi. Gündüz nüfusu 3-4 milyondur. O yüzden bütün Şişli'ye yolu düşen tüm komşularımıza, yurttaşlarımıza aynı sevecenlikle, aynı dostlukla elimizi uzatıyoruz. Elbette yetişemediklerimiz vardır. Evet. Zaman zaman talepleri gerçekleştiremediklerimiz de vardır. Onlardan da sizin aracılığınızla buradan duyurmuş olalım. Hem özür diliyorum ama şundan emin olsunlar. Asla ve asla ötekimiz yoktur Şişli'de. Evet. Herkese eşit hizmet götürmeye hedeflemişiz. Başka bir yerel yönetim mümkündür şiarıyla yola çıktık. Evet, şimdi bütün yurttaşlarımla birlikte çok sizin aracılığınızla yeni yıllarını sağlıklı geçirmelerini diliyorum. İnşallah hep beraber. Biz de sizlere mutlu yıllar diliyoruz. İnşallah daha güzel bir yıl olacak 2021. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hep beraber Fox ailesine de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi yıllar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz başkanım. Rica ederim. Hoşçakal. Her fırsatta minnettarlığımızı dile getirdiğimiz sağlık çalışanlarımızdan bizlere yeni yıl mesajı var. Hep birlikte izliyoruz. 2021 yılı tüm insanlığa, ülkemize sağlıklı günler getirmesi dileğimdir. 2021 yılının hepimize yeni bir başlangıç sunması dileğiyle yeni yılımızı kutluyorum. Yeni yılı eminim ki çok daha rahat geçireceğiz. Bu yüzden herkese bu kurallara dikkat etmeye özen göstermelerini ve yeni yılda tüm dileklerinin gerçek olmasını diliyorum. 2020 yılı COVID açısından zor bir yıldı. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene biz bu COVID'i yeneceğiz ve bütün insanlık rahat edecek. Herkese saygılar sunuyorum. 2021 yılının eski normale dönmek için geçireceğimiz bir dönem olacağını umuyor. Hepinize sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. 2021 yılının tüm Türkiye için, tüm insanlık için sağlık ve esenlik dolu geçmesini, özellikle son kez bir arada olamadığımız bu yılbaşı dönemini önümüzdeki yıl sosyal bir şekilde kutlamanın umuduyla herkese sevgiler sunuyorum. Emekleriniz, hakkınız ödenmez. Biz de bir kez daha Fox ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz dedikten sonra her zamanki gibi gönülden alkışlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Ercan Şef'im? Evet, hazırız. Hazırız. Yeni yıla hazırız. Hindi dolma yapmaya hazırız. Hazırız. Tamam, siz o zaman isterseniz yavaş yavaş dolduracaksınız. Dolduralım, bu bir süreç. Evet. Bu bildiğimiz bir süreç aslında. Doğru. Sonrasında zaten yine tekrar fırında çıkardığımızı tekrar konuşuyor olacağız. Olur, yavaş tamamdır, yavaş içimizi peki. Doldurmaya başlayalım. Ben de o sırada hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Öğretim üyesi Doktor Ahmet Altun Hocam geliyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çağla Hanım. Evet, trifokal lens, sıkça kullanılan adıyla aslında akıllı lensi konuşacağız ilk olarak. Nedir akıllı lens? Aslına bakarsanız bu akıllı lens kavramı bizim doktorların meramını hastalara daha kolay anlatmak için kullandığımız bir ifade. Tabir söyleyebiliriz. Yoksa bu lenslerin aklı falan yok. Yok. Bunların normal merceklere göre bazı farklı özellikleri var. Tabii katarak cerrahisi yıllardır yapılan bir cerrahi. Görmeyi artırmak için. Hı hı. Ancak bu cerrahi de hastaların beklentileri arttı. Hı hı. Eskiden biz katarak cerrahisi yaptığımızda hastaları sadece bir odağa odaklayarak onların görmelerini arttırıyorduk. Ancak bu akıllı lens denen, aslında bizim trifokal dediğimiz lensler hastalara ekstra bazı avantajlar sağlıyor. Gözlükten tamamen kurtulma, gibi kırma kusuru, evet, işte miyopi, hipermetropi, astigmat olsun. Bunların tamamını düzeltebilen mercekleri aslında halk arasında söylenen bir isim. Akıllı lenslerin teknolojik içeriği nedir? Akıllı lensler
tabii çok farklı dizaynlara sahipler. Bunlar sadece tek odakta odaklı değiller. Bunların böyle değişik odakları oluyor. Bu yüzden görünüşte bazı halkaları oluyor. Biz bu her bir halka belli bir mesafeyi netleştiriyor. Hmm. Dolayısıyla biz bu mercekleri taktığımızda kişi hem uzağı net görüyor, hem yakını net görüyor, hem de ara mesafeleri net görebiliyor. Yani bütün mesafeler aslında HD kalitede. Bir de ayrıyeten astigmatı düzelten trifokal lensler de var. Bunlar astigmatı da düzelttiği için kişileri tamamen gözlükten kurtarıyor. Azat ediyor, evet. Diyebiliriz. Her kişinin gözüne akıllı lens takılabilir mi? Kimlere daha çok takıyoruz? Herkese takılmıyor çünkü bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Mesela? Çünkü biz bu lensleri taktığımızda kişilerin görme zarını görmede veya retina ile ilgili ameliyatları yapmada, göz arkası ameliyatları yapmada bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Lensin teknolojisinden dolayı perifer yani çevre retinayı göremediğimiz için dolayısıyla yaşa bağlı makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığı veya diabetes mellitus, şeker hastalığı olan, buna bağlı gözle ilgili sıkıntıları olan veya bu lensler çünkü çok iyi santralize olması gerekiyor. Yani merkeze yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu engelleyecek herhangi bir göz patolojisi olan kişilerde akıllı mercek takmamak gerekiyor. Çünkü sonuçları hasta tarafından memnuniyetle karşılanmayabilir. Karşılanmadığı için siz de yapmamayı tercih ediyorsunuz haliyle. Önceden lazer yapılan gözlerle tabii şimdi teknoloji çok ilerledi ama daha öncesinde lazer yapmış bir kişiye şu anda uygulayabiliyor musunuz mesela? Lazerden daha çok kişilerin kastettiği Alzheimer lazer oluyor. Bunlar genellikle genç ve orta yaşta. Gözün ön tarafındaki saat camı gibi bir tabaka var bizim kornea dediğimiz. Evet. Biz bu tabakaya genellikle gençlerde uyguladığımız bir Alzheimer lazer var. Bunlar genellikle gözlük kullanmak istemeyen ve bu lazeri yapmış kişiler. Tamam. Bu kişiler dolayısıyla ilerleyen hayatlarında 40 yaş sonrası tekrar yakın gözlüğe mahkum olduklarını gördüklerinde yine gözlük kullanmama arayışı içine giriyorlar. Hmm. Dolayısıyla bu akıllı lens dediğimiz trifokal lenslerin en fazla taliplisi olan grup oluyor. Eskiden yapılmaması tercih ediliyordu ama çok şükür ki günümüzdeki teknolojide gelişmiş optik biyometri sistemleri sayesinde biz hesaplamayı çok daha doğru yapabiliyoruz. Dolayısıyla önceden Alzheimer lazer olmuş gözleri de günümüzde bu trifokal lensler takılabiliyor. Faydalanabiliyorlar. Güzel. Uygulama nasıl yapılıyor? İyileşme süreci? Uygulama aslında bu bir katarak cerrahisi. Hı hı. Bir animasyon da getirdim. Arkadaşlar açtılar. Gördüğünüz gibi lensler kişi yakın gözlükten kurtarmak için yapılıyor. Yaptığımız şey gözün içindeki merceği bir katarak cerrahisiyle yaklaşık 15-20 dakikalık bir operasyonla merceği değiştirmek. Değiştirmek, onu yerine yerleştirmek. Bu şekilde esnemeyen. Peki biz bu lensleri neden takıyoruz? Onu aslında sormak gerekiyor. Tamam. Çünkü kişi yaşlandığında 40 yaş sonrası lensin esneme kabiliyeti azalıyor. Aynı zamanda matlaşıyor. Matlaştığı için kişi uzağa net göremiyor. Esneyemediği için yakına odaklanamıyor. Yamukluğu varsa kişide astigmat var. İşte biz bu lenslerle hem pırıl pırıl bir merceği oraya takarak matlıktan kurtuluyoruz. Görüş artıyor. Onun dışında bunlar değişik odaklara sahip olduğu için kişi yakına odaklanabiliyor ve yamuk olmadığı için istediğimiz şekilde ek teknolojisiyle astigmatı da düzeltiyoruz. Hı hı. Bu şekilde yaklaşık 20 dakikalık bir katarak cerrahisi uygulanıyor 20 aslında. 20 dakika mı sürüyordunuz? Çok daha kısa sürebiliyor. Değişik İşlem daha kısa sürüyor anladığım kadarıyla. İşlemin kendisi yaklaşık 5 dakika. 5 dakika. Ama öncesi sonrası sterilizasyon için bizim sürdüğümüz boyalar, ilaçlar var. Onlarla beraber süre uzayabiliyor. Hastanede yatış falan gerekiyor mu? Kişi ne zaman evine dönüyor? Hayır, ne kadar yatış tedavisi gerekmiyor. Devam ediyor? Biz hastalarımızı ameliyat günü davet ediyor doktorlar, ameliyat yapılıyor. Ameliyattan hemen sonra hatta bazı doktorlar gözü kapamayı dahi tercih etmiyorlar. Konfor olsun diye ama genellikle bir gün kapatılır. Hasta taburcu edilir yani hastanede yatış yok. Ertesi gün sadece kontrol amaçlı hastaları tekrar kliniğe çağırıyor. Ne zaman net görmeye başlıyor? Bu merceklere tabii kişilerin adaptasyon süreci var. Tabii ki ertesi yoğun bir katarakta olan kişi de ertesi günde görme öncesine göre çok fazla artacaktır. Tabii. Ama biz bu akıllı merceklerde maksimum randımanı aldığımız süre 6 aya kadar uzayabiliyor. Çünkü bu merceklere beynin adaptasyon, nöro adaptasyon dediğimiz süreci gerekebiliyor. Bu süreç bazı kişilerde 3 hafta, bazı kişilerde 6 aya kadar uzayabiliyor. O yüzden hastalara biz genellikle bu lenslerin performansının daha da artacağını ve bunun için biraz sabırlı olmaları gerektiğini söylüyoruz. Anladığım kadarıyla iki göze aynı anda yapılmıyor.
aynı anda aslında... Şimdi kapatacağız deyince hani ikisi evet, aynı anda kapatacağız. Teknik anlamda yapılabilir ama az önce de sizin söylediğiniz nedenden dolayı konforla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Düşünsenize iki gözü de yaptığımızı düşünün, yapabiliriz. Ay, ama mi? Hastanın iki gözü de kapalı. Eğer onu mesela okey diyorsa olsa, yapıyorsunuz da ben tamam ikisini de kapatacağım, yatacağım evde, öyle bir şey mümkün değil yani, değil mi? Evet, yani sağlık açısından aslında yapılmasında bir sakınca yok. Sakınca yok ama. Risk azaltmak için, anladım, ameliyatla ilgili riskleri azaltmak için, aynı zamanda hastanın konforunu sağlamak için biz bu mercekleri taktığımızda önce birini, 2-3 gün sonra diğerini şeklinde bir süreç izliyoruz. Akıllı lens uygulamasından sonra tekrar gözlük kullanma ihtimali yüzde kaçtır? Bunu daha net söyleyeyim. Evet. Şimdi biz bu mercekleri taktığımızda tabii hastaları emetrop, yani tamamen sıfırlanacak şekilde hesaplama yapıyoruz. Çok nadir de olsa bu ihtimalin yüzde kaç olduğunu sordunuz. Hı hı. Yaklaşık %5-6 ihtimalle kişilerde bakiye, yani kalan numara olabiliyor. Ama bu numaralar çok düşük numaralar. Düşük, hastaların genellikle tolere ettiği ve hatta hiç farkında olmadığı numaralar oluyor. Çok çok dikkatli. Ressamdır, ne bileyim siz söyleyin, mimardır, ince iş yapıyordur. Onlar bazen fark edebiliyor. Bunu dert ediyorlarsa sonradan ekstra küçük bir lazer uygulamasıyla bunu da sıfırlayabiliyoruz. Tekrar sıfırlıyorsunuz. Çok düşük bir ihtimal. Özellikle iyi bir hesaplama sistemi kullanan kliniklerde, optik biyometri dediğimiz sistemleri kullanan kişilerde bu ihtimal neredeyse çok düşük. Bir de şöyle bir ihtimal var galiba. Bazı hastalar mesela akıllı lens ameliyatı olduktan sonra gece evet, araba kullanırken diğer arabaların farlarından, ışıklarından rahatsız oluyorlar aslında. Evet. O görsel geldi zaten evet, şu anda. Mesela neden böyle bir şey yaşanıyor? Bu güzel bir şey değil mesela. Tabii ki. Şimdi bu lenslerin tabii odakları var. Videoda gözüküyordur, böyle halkaları var. Şimdi biz geceleyin göz bebeklerimiz büyüyor. Büyüyor, karanlık. Işık o az olduğu için. Ama karşıdan araç geldiğinde aniden küçülüyor. Hı. Işığa bağlı. Hı. Dolayısıyla geceleyin araba sürerken özellikle karşıdan arabaların gelip gittiği bir trafikte göz bebeği çok hızlı bir şekilde boyutu değişebiliyor. Boyut değişince görme bizim pupil dediğimiz o boşluğa denk gelen halkaların sayısı birden artıp azalabiliyor. Anladım. İşte bu artıp azalmalar kişilerde bu videoda da gözüktüğü gibi saçılmalara neden olabiliyor. Her kişi de görüyor mu peki bu saçılmaları? Bu ihtimal beklediğimiz bir şey mi? Düşük. Hı hı. Olsa dahi bu sıkıntıyı yaşayan hastaların %95'i 6 ay içinde bu sıkıntıdan kurtuluyor. Hı. Çünkü az önce de söyledim, beynin uyum süreciyle ilgili, anladım, bir şey. Nöroadaptasyon diyoruz biz buna. 6 aya kadar sürebiliyor. Yani bu sürekli olacak bir problem değil. Geçici bir problem diyebiliyor muyuz yani bunun için? %95 geçici diyebiliriz. Diyebiliyoruz. Mesela bu ışıkta saçılma riski mesela daha düşük olan akıllı mercekler var mı şu anda? Tabii bu ihtimal tabii 6 ayda sürse, 10 günde sürse, bunlar genellikle vizyon beklentisi çok yüksek olan hastalar olduğu için, inanın sadece 6 ay değil, sadece bir hafta bile sürse hastalar ciddi bir şekilde buna rahatsız olabiliyorlar. Bu yüzden biyoteknoloji bu lenslerle ilgili EDOF teknolojisini üretti. Gördüğünüz gibi bu merceklerde genellikle halkalar oluyor. O halkaları kaldırıp kademeli geçiş, yani böyle görünen bir sınır değil, kademeli bir geçiş sağlayan, dolayısıyla halkaları dışarıdan bakınca gözükmeyen EDOF teknolojisine sahip lensler üretildi. Hı. Bunlar günümüzde tabii daha çok uygulanıyor. Hatta bu lenslerin retina problemi olan kişilerde de kullanılabileceği söyleniyor. Az önce söylediğim cerrahi sırasında sıkıntılara neden olmadığı için. Yani bu ihtimali daha düşük olan, hı hı, vizyon kalitesi daha yüksek olan akıllı mercekler var. Yeni de değil, uygulanıyor. Birçok doktor günümüzde daha çok bunları tercih ediyor. Tamam. Akıllı lensle ilgili eklemek istedikleriniz varsa alayım, yoksa göstembelliğine geçeceğim. Çünkü olur, hocam, göstembelliğine tamam, geçebiliriz. Tamam, geçelim. Göstembelliği nedir? Neden gelişir? Kimlerde görülür? Göstembelliği şimdi tabii gözün gelişim süreci doğuşta tamamen bitmiyor. Hı. Kişi yaklaşık 7 yaşına kadar gözün gelişimi devam edebiliyor. Göz, mesela bu resimde de bakarsanız gözde kişi gördüğünde, hı hı, görüntü beynin arkasındaki kalkarın sükus dediğimiz yerde gerçekleşiyor. Evet. Göz bu bölgeyi sürekli görüntüyle beslemezse o bölge, yani beyindeki bu görme merkezi dediğimiz yer gelişmiyor. Dolayısıyla özellikle hayatın erken dönemlerinde 0-7 yaş arasında yeterli bir şekilde net görmeyen gözler beyni yeterince uyarmadığı için bir o bölgede tembellik, anladım, gelişiyor. Aslında göz tembelliği göze ilgili bir olay değildir. Gözün görüntüyü net bir şekilde beyne aktarmamasından kaynaklı
beyindeki o bölgenin gelişmemesi, tembel kalmasıyla ilgili bir durumdur. Nasıl anlarız peki mesela çocuğumuzda göz tembelliği olup olmadığını? Bunu anlamak hakikaten yani veliler için, anne babalar için çok zor. Ya kendimizi anlayamazsak ama mesela en başından doktor kontrollerimize gittiğimizde orada anlaşılır mı? Göz tembelliği olup olmadığı. Göz tembelliği ile ilgili işte çocuk sadece bir gözünü özellikle fikse etmekte ve odaklamakta kullanıyorsa belki fark edilebilir. Çünkü çocuklar genellikle bir gözleri dahi, bir gözü tamamen kapalı olsa dahi, tek bir gözü bile görse bu onlara yetiyor. Tabii, mutlular. Bunu yani ya bu gözüm görmüyor diye anne babaya anlatma ihtiyacı içine girmiyorlar. Dolayısıyla göz tembelliğini aslında anlayabilmek için anne babanın bir gözlemi değil, rutin çocuğun farkındalığı ve aynı zamanda anne babanın zamanında kontrolleri göz muayenesine getirmesi gerekiyor. Nasıl bir tedavisi var peki? Göz tembelliğini biz tedavi ederken tabii öncelikle bunun nedenini ortadan kaldırmak isteriz. Çünkü sonuç bir, göz tembelliği var ama bunun nedeni çok fazla olabiliyor. Az önceki resimde de gözükeceği gibi yani ışık korneadan göze girip ta beyne ulaşana kadar ki süreç içinde herhangi bir kesinti göz tembelliği nedeni olabilir. Çünkü görme bir zincir. Her bir kişi derler ya hani zincirin gücü en zayıf halka kadardır derler. Dolayısıyla kişinin gözünün ön tarafındaki cam tabakada sıkıntı olabilir, kataraktı olabilir veya gözün içindeki jel tabakada bir opasite olabilir, sarı noktayla ilgili bir problem olabilir, optik sinir olabilir, onu beyne taşıyan sinirler olabilir, olabilir, olabilir. Bir sürü ihtimaller yani var aslında. En önden arkaya doğru olabilecek bütün patolojiler göz tembelliği nedeni olabilir. Tamam. Biz nedenini öğrendikten sonra nedenini biliyorsak kataraksa katarak cerrahisi, işte diğerlerinde değişik tedavileri var, uyguluyoruz. Ondan sonra kapama tedavisi uyguluyoruz. Nedir kapama tedavisi? Kapama tedavisi tembel olan gözü çalıştırma amaçlı yapılır. Sağlam olan göz kapatılır. Sağlam olan gözü kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Diğeri idman yapsın, çalışsın, yapsın tembelliği biraz yensin diye. Tabii bir sağlam gözü kapatınca bu da çok biraz çocuklar tarafından hoş karşılanmıyor. Şimdi derler ya kişiyi anlamak için kendinizi biraz onun yerine koyun. Evet. Şimdi düşünün 2 yaşında çocuk bir gözü tembel bir gözü sağlam %100 görüyor. Diğeri %5 görüyor. Anne babaya diyoruz ki işte %100 gören gözü kapatın diyor. Kapatacaksınız %5'le görmeye devam etsin. Şimdi çocuğun yerine kendinizi koyun. Lan bir gözüm var onunla görüyorum diyor. Onu da kapatıyorlar diyor. Manyak mı bunlar diyor. Yani dolayısıyla buna karşı aşırı bir direnç var. Anne baba için kapama tedavisini yapmak çok kolay değil. Doğru. Çünkü çocuk buna karşı ciddi bir direnç gösteriyor. İşte biz orada hastalara çocuklarını motive etmelerini, ne bileyim belki işte oyunlarla vesaire anne babalar bazen çocuklar çok iPad işte ne bileyim değişik böyle görsel şeyler kullandıklarında sıkıntı olabiliyor. Biz işte bırakın ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yapsınlar. Yeter ki diğer gözü açmasınlar diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz öğretim üyesi Doktor Ahmet Altun hocamıza verdiği değerli bilgiler için. Biz bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra mutfakta buluşuyoruz. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ercan Şef'in yanındayız ve tabii ki hindimizin yanındayız. Evet. Şöyle bir bakalım hindimize. Hindi dolma tabii buraya geri girmez attığımızdan dolayı hindi dolma pişmiş durumda, hazırlandı tabii. Hindi dolmanın içerisine koyduğumuz şeyleri iç pilavı anlatayım. İç pilav, kestaneli iç pilav oluyor. Aynı zamanda hindinin kendi ciğeri de içine koyduk. Ne var ne yoksa ve, içine koymuşsun. Evet, ve sarmalar. Sarma, evet. Müthiş. Vallahi sarma sevenler için içine sarma koyabilir. Hindinin suyuyla pişiyor. Gayet de lezzetli oluyor. Onun da lezzetini alıyor evet, önce. Gayet vallahi de lezzetli oluyor. Şu anda hepsi hazır durumda. Yaklaşık bunu 10 kişi çok rahat tüketebilir. Afiyet olsun diyelim. Ben de size yeni yılınızda güzel bir sene diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Benim ekranları başındaki de izleyicilerimiz senenin son yayınını yaptık. Önümüzdeki sene görüşmek üzere diliyorum. Biliyorum 2021'e çok fazla umutlarla bağlandık. Bu umutlarınız ve tüm dilekleriniz gerçek olsun. Seneye görüşürüz. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.